merhabalar herkese. Bugün çocuk gelişim dönemlerini konuşuyor olacağız. Bakalım çocuğunuz hangi gelişim döneminde ve nasıl davranışlar göstermesi gerekiyor? Gelişim dönemlerini 4 başlık altında grupluyor olacağız. İlk olarak bebeklik dönemi dediğimiz 0-2 yaş dönemi. İkinci olarak ilk çocukluk dönemi dediğimiz yani oyun çağı dönemi 3-6 yaş aralığını alıyor olacağım. Üçüncü olaraksa ikinci çocukluk dönemi dediğimiz ilkokul dönemini kapsayan 7-11 yaşı alıyor olacağım. Ve son olarak da dördüncü gelişim dönemi olan ergenlik dönemi yani 12-18 yaş aralığını alıyor olacağım. Çocuk gelişim dönemlerinden ilkiyle 0-2 yaş aralığı olan bebeklik dönemiyle başlıyor olalım. 0-2 yaş dönemi çocukların en hızlı büyüyüp geliştikleri dönemdir. Neden? Çünkü fizyolojik olarak çocuğun aslında kas ve motor gelişimi gitgide ilerleme kaydetmektedir. Ve zihni berrak. Dışarıdan ne gelirse alıyor. Bu hızlı gelişim döneminde de aile olarak onun gelişimine ciddi anlamda özenmeniz gerekiyor. Bebeğiniz yürümeye başlıyor, yürümeyi öğreniyor, kas gelişimi ilerledi. Ne oluyor burada? Özerkleşmeye başlıyor. Özerkleşen çocuk ciddi anlamda merak etmeye başlıyor. İşte tırmanmalar başlıyor, tutup da başka şeyler keşfetmeye çalışıyor, ağzına bir şeyler sokmaya çalışıyor. 9 ay civarında ayakta durmaya başlamalar oluyor. Sonrasında 2 yaş döneminde ise yürüme kısmı gerçekleşmiş oluyor artık. Çocuk zihinsel olarak ciddi anlamda alıcıdır. Nerede ne bilgi var, ne görüntü var, o sırada zihni berrak olduğu için tüm bilgileri kavramaya başlar. Onun için de çocuğum aman nasılsa bebek çocuk anlamıyor deyip yanında konuşmalar, ona göre davranmalar olmaması gerekiyor. Çünkü bu ileriki dönemlere de taşınabiliyor. Bebeğiniz ilk aşamalarda bakışlarıyla kendisini ifade ederken, belli şeyler ima etmeye çalışırken sonrasında agulamalar başlar. 2 yaş döneminde ise 3 kelimelik cümleler kurmaya başlamaktadır. 3 yaş döneminde ise rahatlıkla cümleler kurmaya başlar ve kendisini ifade eder. İlk yıl diş çıkarma zamanını da unutmamak lazım. Çünkü çok fazlasıyla asabi olabiliyorlar. Tam diş etleri kaşınıyor, ağzına ne görse böyle almaya çalışıyor. Buradaki asabiyetini de anlamak gerekiyor aslında. Kazanması gereken bir diğer davranışsa dışkı kontrolüdür. Bebek ilk dönemlerde dışkısını kontrol edemez. Zaten 1 yaşına kadar da dışkı yapması onun ruhsal sağlığının yerinde olduğunun göstergesidir. 2 yaşına doğru o kaslar gelişmeye başlar. Yani artık mesane tut bırak kontrolünü yapabilir. 3 yaşına doğruysa çocuğunuz cinsiyet kavramını öğrenmeye başlar. Yani kız erkek çocuk ayrımını. Eğer bir kızınız varsa ve onun saçını kısacık kestirmek durumunda kaldıysanız, diyelim ki bir bit durumu oldu vesaire. Ben erkek miyim? Niye benim saçlarımı kısacık kestiriyorsun diye tepki verdiğini şimdiden duyar gibiyim. Kız çocuğu etek giyer, erkek çocuğu pantolon giyer. Erkek çocuğunun saçları kısacıktır, kız çocuğunun saçları uzun uzundur ve örgüler kullanılabilir gibi farklılıklar oturmaya başlar bu dönemde. Şimdi çocuk gelişim dönemlerinden ikinci basamağı konuşuyor olacağız. Yani ilk çocukluk oyun dönemi. Kaç yaş grubuydu? 3-6 yaş arası. 3-6 yaş arasında çocuğunuz okul öncesi dönemde, yani anaokul çağı da diyebiliriz buna. Tam ne oluyor? Cinsiyet kavramları oturmuştu, yani kız erkek ayrımı. O zaman burada gruplaşmalar başlıyor. Kızlar bir anda işte daha böyle kız oyunları diye tabir edilebilecek, işte evcilikti, yemek yapmaydı gibi oyunlarken erkekler bir grup burada. Onlar da daha böyle işte savaş oyunları ya da işte daha belki böyle fantastik oyunlar tarzında ayrımlar görebiliyoruz. Bu dönemde çocuğunuz aktif olarak çevresine yönelir. Neden? Çünkü tam sosyalleşme zamanıdır. Çocuk oyun oynamak ister, paylaşımda bulunmak ister. Bu da dış dünyayı keşfetmeye başladığı anlamına gelir. Burada aman yapma etme, dur sakin dur demek yerine aksine onu destekleyici ve motive edici olmalısınız ki ileriki dönemlerde sosyalleşirken de bir sorun yaşamamalı. Bir yandan sosyalleşmeye başlayan çocuğunuz kendi bedenini de keşfetmeye başlar. Yani ben bir kız çocuğuyum ya da ben bir erkek çocuğuyum farkını anlamaya da başlayacaktır. Ve ona göre gruplara katılıp sonrasında o gruplarda oynanan oyunların da belli kural çerçevelerine de uyum sağlayacaktır.
bu yaşta kazandığı becerilerle birlikte çocuğunuz ileride nasıl bir sosyal ilişki kuracağını, insanlarla sosyal ilişkilerinde nasıl bir dil kullanacağını, belki iş ortamında, özel hayatında, arkadaş ilişkilerinde nasıl sosyal ilişkiler kuracağını göstergesi olacaktır. Peki bu kadar sosyal olmaya başlayan çocuğunuz, ilk çocukluk döneminde olan çocuğunuz ne yapmakta zorlanır? Motor koordinasyonlarda biraz sıkıntı yaşayabilir. Çünkü daha denge tamamen oturmamıştır. Böyle daha bir tek çizgi yürüme üzerinde dengesel işlemler gereken durumlarda zorlanabilir. Peki çocuğunuz kendini keşfetmeye başladı. Dış dünyayı keşfetmeye başladı. Sosyal ilişkiler kuruyor. Kendi cinsiyetiyle ilgili birçok sorular soracaktır size ve dış dünyaya dair. Burada anne baba olarak ne yapmamalısınız? Ya bir sus, bir dakika amma da soru sordun. Ya bir dakika işten geldim, çok yorgunum, bir dinlenmeme izin vermedin gibi tepkiler vermemelisiniz. Eğer çocuğunuzun soru sormasını engellerseniz, onun ileride araştırmacı bir birey olmasını da engellemiş olacaksınız. Bir diğer şey ise kendisini ciddi anlamda suçlu hisseden bir çocuk olabilir. Yani belli şeylere girişirken acaba yanlış mı yapıyorum diye sorgulayan bir birey haline getirebilirsiniz çocuğunuzu. Ondan bırakın soru sorsun, bırakın öğrenmeye çalışsın, bırakın dış dünyayı keşfetsin. Bu dönemin en önemli kısımlarından bir tanesi de vicdan ve ahlak gelişimidir. Bunun için de 3-6 yaş arasında çocuğu olan ailelerime mutlaka bir okul öncesi eğitime başlatmalarını öneriyorum. Neden? Çünkü çocuklar paylaşmayı öğreniyor. Çocuklar orada evet bu bunun hakkı, bu bunun hakkı, bu benim sınırım, bu benim sınırım gibi sınırları koymayı da öğrenebiliyorlar. Aynı zamanda bu dönemde oyunlar çok önemlidir. Mümkün olduğunca enerjik olsun çocuğunuz. Bırakın oyunlar oynasın. Kendisini mutlu hissetsin. Siz de onunla oyunlar oynayın. Tekrar çocuk olmayı hatırlayın. Hayal gücünün çok fazlasıyla gelişmeye başlamış olduğu dönemde ilk çocukluk dönemi dediğimiz oyun çağı dönemidir. Çocuk gelişim dönemlerinden 3. basamaktayız şimdi de. Bu sefer de 2. çocukluk dönemi, yani o 7-11 yaş dediğimiz ilkokula çocuğunuzun yeni başladığı zamanlar. Çocuğunuz ilkokula başlıyor, ilk adımını attı, sonrasında yeni bir öğretmen, yeni bir sınıf, yeni arkadaşlar, bir de sosyal dersler vesaire birçok şey varsa orada da farklı öğretmenler tanıyor olacak. Yani fazlasıyla sosyalleştiği, yeni öğrenimler edindiği bir dönem. Peki burada nelerle karşılaşacaksınız? Çocuğunuz mantıklı düşünmeye başlayacaktır. Yani tutup da bir haksızlığa uğradığı zaman bunu bana yapmamalısın diyebilecek bir çocuğunuz var artık. Ben merkezcilik, yani egosantrik davranışlarda azalma göreceksinizdir. Çünkü okul öncesi dönemden ayrılan çocuğunuz artık daha mantıklı düşünmeye başlamıştır. Bir yandan da kendi yaşıtları önem kazanacaktır. Yani sanmayın ki pabucunuz dama atıldı ama bir noktada da o sosyal ilişkiler daha sağlam kurulmaya başladığı için kendi yaşıtlarına, kendi arkadaşlarına biraz daha önem verebilir. Çünkü ilgisini çekecektir. Kendi yaşıtları neler yapıyor, neler oynuyor, nasıl cümleler kuruyor. Bu dönemde olan çocuğunuzun bellek ve dil becerileri artar. Yani daha rahatlıkla kendisini ifade eder, isteklerini dile getirebilir, rahatsız olduğu bir şey varsa da bunu size şikayet edebilir. Belki bu dönemde de onun için mahremiyet eğitimini fazlasıyla vermeniz gerekiyor. Bir sonraki videolarda da mutlaka bu konuya da değiniyor olacağız. Çocuğunuzun bilişsel becerileri artmaya başlar. Yani tam böyle işte okuma yazma öğrenmeye hazırdır o zihinsel süreç. Bir yandan da fiziksel gelişim birazcık durağanlaşır o dönemde. Benlik kavramı gerçekleşir. Yani ben kimim, ne istiyorum, nelerden hoşlanırım gibi artık bir birey olma kısmında kendisini ifade etmeye başlar. Güç ve sportif aktivitelerde daha iyi olacaktır. Neden? Çünkü bir önceki döneme değinirken söylemiştik hatırlarsanız, dengede problem olabilir diye. Ancak burada işte dengenin gelişmeye başladığı zamanlar. Çocuğunuz bu dönemde okuma yazmayı öğreniyor, problem çözme becerileri ediniyor ve ileride ne kadar problem çözme becerilerine hakim bir çocuk yetiştirirseniz o kadar da bu gelişim dönemlerinde sağlıklı gelişirse eğer çocuğunuz, yetişkinlikte de katkı sağlayacaktır. Günlük yaşamda olan şeyler çocuğunuzun ilgisini çekmeye başlar.
Hani etrafta ne oluyor, ülkede ne bitmiş, bir anda sizin hiç duymadığınız bir haberi çocuğunuzdan alabilirsiniz. Çocuğunuzda soyut gelişimsel dönemler artmaya başlamıştır. Yani artık böyle vicdan kavramı, belli ahlaki kavramlar gelişmeye ve işte hakkaniyet, adalet gibi kavramları sorgulamaya başlayabilir bu dönemde. Kelime haznesi gelişen çocuğunuz ve kendisini rahatlıkla ifade edebilen çocuğunuz artık grup içerisinde bir lider olmak da isteyecektir. Ondan birazcık böyle üstünlük savaşı, güç savaşları da fark edebilirsiniz arkadaşlarıyla oynarken. Şimdi de çocuk gelişim dönemlerinin son basamağı olan 4. basamak ergenlik dönemini konuşuyor olalım. 12-18 yaş arası dönem. Bu dönemde çocuğunuzun hormonal gelişiminde ciddi bir artış oluyor. Bir anda kol uzuyuveriyor, bacak uzuyor, hatta fazlasıyla sakarlıklar olur bu dönemde. Yani o orada, o bardak orada, evet biliyorum o bardak orada ama elim çarpıveriyor diyor mesela ergenlik çağındaki çocuklar. Çünkü ne kadar bir anda kol uzadı, bacak uzadı, boy uzadı bunu fark edemeyebiliyorlar. Bir yandan yoğun olarak da ruhsal bunalımların yaşandığı dönem. En ufak bir sivilce dünya sorunu haline gelebilir bu dönemde. Ama bu bunalım sağlıklıdır. Bu bunalımı bırakmasınlar çocuklarınız. Ya da ergenlik çağında bir izleyici bunu izliyorsa bu bunalımınızı sevin. İleride kendinizi gerçekleştirmek adına çok büyük bir adımdır. Bu dönemde bunalım yaşayan ergenlik çağındaki çocuklar burada hallettiği için meseleyi ileride aslında o varoluşsal sorgulamalar, ben kimim sorgulamaları yapıldığı için daha temel adımlar atabilirler. Fiziksel gelişim başladı, hormonlar ciddi anlamda artışlar var. Psikolojik olarak kişi kendisiyle bütünleşmeye çalışıyor. Orada sorgulamaları var, inişler çıkışlar olabiliyor. Sosyal ilişkilerde problemler yaşanılıyor. Bu da demektir ki yetişkinliğe adım 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 ilerliyor. Sosyal ilişkilerinde ciddi anlamda gelgitli olduğu bir dönem. Çünkü neden? Yaşıtlarının da farklı farklı karakterleri oluştuğu için o ayrılıklar ya da birleşmeler, evet ben bu kişiyle daha iyi anlaşıyorum ama bu kişiden çok hoşlanmıyorum gibi sınırlar koymalar da bu dönemde gelişmeye başlıyor. Eğer ki gelişmiyorsa, herkesi çok sevmeye çalışıyorsa ya da herkesle fazla mesafeli duruyorsa buraya belki 3 tane de ünlem koymak gerekiyor, dikkatli olmak gerekiyor ve bir uzman desteği mutlaka almak gerekli bu dönemde. En önemlisi de bu dönemde soyut düşünme gelişmeye başlıyor. Bu sefer de geleceğe dair planlar yapılıyor. Ya da sosyal ilişkilerde hayal kurmalar olabiliyor. Mantıksal bağlantılar, ben bunu böyle yapacağım. Ya da işte bu sınavda niye almalıyım, şöyle bir noktada olmak istiyorum gibi kaygılanmalar da artabiliyor. Çocuk gelişim dönemlerini 4 ayrı başlıkta toparladım. Ancak sonrasında takipte kalın ki her bir gelişim basamağını ayrı ayrı daha ayrıntılı anlatıyor olacağım. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.